Sibel Hanım. Evet. Merhabalar, ben Teo. Ben bir avukatın yanında çalışıyorum da bir arkadaşınızla ilgili birkaç soru soracağım. Hangi arkadaşımla ilgili? Ya bu hiç böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Bir yere otursak. Kimsin sen ya? Korkma, senlik bir şey değil. Mavi meleği arıyorum. Sibel! Patron! Ne oluyor Teo? Gel gel, arabada seni bekleyen bir sürpriz var, gel. Aa! Aa! Bırakın beni! Sibel mi o? Teo, ne yaptın sen? Patron, konuşmaya yanaşmadı, kaçmaya kalkıştı. Ben de paketledim, getirdim işte. Ne diyorsun sen Teo? Bu yaptığın suç. Ya suçsa da benim suçum, seninle bir alakası yok. Tüm saçmalama, nasıl yok? Ya patron, bak ben göze aldım, sen de görmezden gel, çözülsün artık şu mevzu ya. Sibel. Bak korkma sakın, tamam mı? Onlar sana bir şey yapmaz, onlar iyi insanlar. Ya bir yürü git başımdan. Tabii ki sevgilini koruyacaksın. Sevgilim mi? Kim? Ha sevgilim. Ha oldu da kız beni şikayet etti. Sen varsın işte, kurtarırsın. Ne diyorsun sen Teo? Bir adam kaçırmamız eksikti. Bak bu iş iyice çığırından çıktı. Sen gidiyorsun şimdi o kızı. Bırakıyorsun. Ben de Aslı'ya gerçekleri anlatıyorum. Ondan sonra savcılığa gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun patron. Gel buraya, ne yapıyorsun ya? Anlamadım. Bak patron, ben sana bir söz verdim. Ben sana o kızı bulacağım dedim. O mavi meleğin adını almadan bu kızı hayatta bırak. Aslı bugün bana iyi biri olduğunu söyledi. Öylesin zaten patron. Değilim Teo. Her şeyi karşılıksız yaptığımı zannediyor kız. Ama kendimizi kurtarmak için her şey. Ben bu yalanı bile bile kızın yüzüne bakamıyorum. Bu yalanı artık kaldırmıyor benim için. İyi git anlat. Sen kızın yüzüne bakacaksın diye dünyasını yık. Sen ne diyorsun peki? Ha? Ne yapayım? Ya beni bir görmezden gel. Şu mavi meleğin adını bir alayım, şu çiçeğe çarpan kızı bir bulayım, getireyim, koyayım Aslı'nın karşısına. Senin suçsuz olduğunu anlasın. Ondan sonra ne yapıyorsa yapsın ya. Bak, o mavi melek denen kız bir hırsız. Daha kötü şeyler de yapmış. Ya sen niye kuruyorsun onu? Seninle bir alakası yok olayın. Sen onun ismini ver yeter. Salmayacaksınız değil mi Barış Bey? Yaptığımız onca şey boşa gitmesin. Zorla tutamayız Aslı. Ama onlar bizi tuttu. Heh, aferin kız sana. Konuş vallahi ateş böceği. Teo. Ama öyle Barış Bey. Resmen bizi harabeye kapattılar. Aslı, biz hukukçuyuz. Onlar suçlu. İyi de Teo da eziyet etmeyecek herhalde. Oturup düzgünce konuşacak değil mi? Tabii canım, ben onda güzel güzel konuşacağım, anlaşacağım. Bir şey yok yani. Yani yine de siz bilirsiniz ama bence doğru düzgün konuşulursa kız konuşacak. Birkaç saatten fazla tutmayacaksın. Konuşmazsa da bırakacaksın. Tamam patron, anlaştık. Ben de rahat ol. Hadi gidelim biz. Barış Bey. Bir şey konuşuyorduk, yarım kaldı. Sonra devam ederiz Aslı. Sen bu arada ailenle arayı düzeltmeye bak. Bir şey itiraf edeceğim demiştiniz. Aslı, sonra konuşuruz dedim ya. Of, bir de bu vardı. Alo Sena. O iş bugündü değil mi ya? Ben tamamen unutmuşum. Ne itiraf edebilir ki bana? Sandığım şey olamaz ya. Ay olamaz değil mi? İyi de ne olabilir ki başka? Of be, tam vaktinde geldin yani Teo. Aslı'ya da hemen eve gitmemiz lazım. Röportaj için söz vermiştim de gazeteciler eve gelmiş, bekliyorlar. Peki Barış Bey.
Gel bakalım, seninle birazcık konuşacağız şimdi, tamam mı? Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak, ben sana zarar vermeyeceğim. Şurada mis gibi tekne sefası yapacağım 2 dakika. Çöz şunu. Gel bakalım, gel hadi. Hadi gel.